TV Mahallenizde programından herkese merhaba. Bugün Yıldıztepe Mahallesi'ndeyiz. Yıldıztepe Mahallesi'nde yine esnafla ve vatandaşla röportaj yapacağız ve belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz diye soracağız. Gelen cevapları izleyelim. Yıldıztepe Mahallesi için belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Bilmiyorum, hiçbir şey haberim yok. Eksik gördüğünüz bir hizmet, bir beklentiniz var mı bu mahalle için? Yok, yok. Memnun musunuz hizmetlerden? Memnunuz. Çok hizmet gelmesi lazım aslında. Ama bak şu asfaltlara bir bakın. Şu asfaltları siz kendiniz de göreceksiniz de. Her yer deşik, çukur, arabalar zarar görüyor. Benim arabam var yok, o ayrı bir şey ama... Arabası olan arkadaşlardan duyduğumuza göre yollar falan delik deşik. Yıldıztepe Mahallesi için belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Çok memnunum. Her şeyden memnunum. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Olacak be kızım ya. Olacak tabii ya. Mutlaka ufak tefek şeyler kalacak. Genel anlamda memnun. Daha evveli de düşünmemiz gerekir. Şimdilik memnunuz. Ya belediye olarak memnunuz da insanlardan memnun değilim. Benim mesela bir tane Çin aslanı köpeğim var. Onu gezdiriyorum. Parklar rezalet. İnsanlar her şeye atıyor. Adam ondan sonra uzaktan bağırıyor. Köpeğiniz pisletmesin. Zaten biz poşetle dolaşıyoruz. Köpek pisletmiyor da siz pisletmeyin önce. Yani esas belediye tamam çalışmalar yapıyor da biraz da insanlar gayret etmesi lazım. Yani eğer etrafını sen temiz tutmazsan belediye ne yapsın? Sizin belediyeden bir beklentiniz var mı? Ya belediyeden beklentimiz... Tabii ki var. Şöyle bir şey, parklarda özellikle yani parkların sayısının arttırılması lazım ama tabii bu Yıldıztepe'de biraz zor. Çünkü her yer bina doldu. Ama normalde bir yeni yerleşim yapılacaksa parkları arttırsın. Bir de şu var, ben arama kurtarmacıyım. Hani şu anda emekli olduk, bıraktık da. Normalde toplanma alanı olarak belirlenen yerler az ve yetersiz. Mesela şu anda bu bölge biraz toplanma alanı. Biliyorsun parklar toplanma alanı. Burada kaç kişi toplanabilir? Hani mesela bir de şöyle düşünün, bina yıkılması dönem değil. Ben depremde yaşadım 99'da Yalova'da. Binanın yıkılmasa bile en az 3-4 gün dışarıda kalıyorsun. Dışarıda kalırken kendi imkanlarına bir çadır kuracaksın. O çadır kuracak alan var mı burada? Hani dışarıda oturacak alan var mı? Onun için parkların sayısını ve böyle büyüterek insanların daha fazla en azından deprem olduğu zaman evi hasar görmese bile 2-3 gün kalacak yerlerin olmasını istiyorum. Değilim. Neden? Değilim. Hangi hizmetleri bekliyorsun? Birçok hizmet bekliyoruz, olmuyor. Memnun değilim. Yani hangi hizmetlerde beklentiniz var? Her hizmetten. Mesela şuraya bir tramvay durağı koysunlar. Nereden nereye gidiliyor? Hizmetlerden memnunuz da şuralara mesela iki tane bankamatik. Mesela biz, şu akşam olduğumuz şu parkta çok şey oluyor. Karışık şeyler oluyor. Yıldıztepe Efeler Parkı. Peki şu an Yıldıztepe'de kaç tane ATM var biliyor musunuz? Yıldıztepe'de ATM denilen bir şey yok ki. Daha orada bir tane Ziraat Bankası var. Ziraat Bankası'nın ATM'si var. Başka bir ATM yok yani. Değiliz. Birincisi tramvay durağımız yok. Çoluk çocuk da yukarıya kadar tramvaya gidiyor. Hangi duraktan biniyorsunuz şu an? Yenikent. Aynen. Başka bir eksiğiniz var? Burada ATM'miz yok. Sokak lambalarımızda yanmayanlarımız var. Hizmetlerden memnunuz da eksiğimiz çok. Mesela Halk Caddesi'nin başına bir tramvay durağı istiyoruz. Bizim tramvay durağımız yok Yıldıztepe'de. Bir. İkincisi ATM sıkıntımız var. Yenikent'e gidiyoruz ya çarşıya gidiyoruz ATM için. En büyük sıkıntılarımız bunlar. Başka var yani, ekonomik olarak var. Sular çok pahalı geliyor. Yıldıztepe Mahallesi için belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Yok. Hangi hizmetlerden memnunsunuz? Hepsinden memnunum. Bilmem. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Vallahi hiç memnun değiliz. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Yok. Çok iyi. Hangi hizmetlerden memnunsunuz? Ne bileyim, çöpler alınıyor işte, temizleniyor. İyi ya, fena değil ya. Şunu suyu bile akmıyor bak. Parktaki havuzun. Suyu akmıyor. Ne bileyim, pislik çok. Yani hiçbir şey yapıldığı yok mahallemize. Temizlik konusunda beklentim. Evet. Memnunum. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı?
Eksik gördüğüm hizmet, yani memnunum derken şöyle söyleyeyim. Tramvaylara bir sürü zam yapıldı. Yıldız Tepe'den biniyorsun, Akarbaşı'na iniyorsun. Dolmuşlar 13 lira, 13,5 lira. Otobüs buradan kalkıyor, Odun Pazarı'na kadar gidiyor. Öbür dolmuşa biniyorsun, Şehitler Mezarlığı'na iniyorsun. Oradan yürüyorsun çarşıya. Yani belediyenin oraya gitmek için iki tane otobüs değiştirmen lazım. Yani benim eşim çalışıyor, çocuklarım çalışıyor. Hadi benim motorum var. Ama kışın zorlanıyorum yani. Ve çok müthiş bir zam geldi yani. O, suya zam geldi. Efendime söyleyeyim, ulaşıma zam geldi yani. Taşımacılığa zam geldi. Tamam, belki haklı olabilirler yani. Hani mazota, benzine bir sürü zam geldi de, hani burada yaşayan insanlar hepsi buranın kökenli insanları yani. Hele hele Yıldıztepe, Meşelik, Göztepe, Gültepe. Yani sürekli Eskişehir Belediyesi'ne hizmet veren bir mahalle burası yani. Mesela diyelim ki ne su kartımız da olacak. Ben Yenikent'e gidiyorum veya Cemevi'ne gidiyorum. Şuraya bir tane su kartı koymuyor kardeşim. Bir tane bankamatik kartı yok ya. Evet, memnunum. Eksik gördüğünüz bir hizmet var. Eksik tabii, birkaç defa oldu ama saatinde çöpler alınıyor. Parklar düzenleniyor. Şu anda genel olarak memnunum mahalleden. Başka bir istemiz yok. Ya yine iyi canım da. Ay, yollarını bilmiyoruz yani. Buraları kötü. Buraya bir araba yanaştı mı ikinci araba yanaşamıyor. Eksikleri var. Tamamlaması lazım. Ama bazen çekmiyor. Sadece her şey belediye başkanı değil. Çalışan insanlar eksik çalışıyorlar yani. Hangi konuda eksikler var sizin? Park bahçeler konusunda işte gör. Efeler Parkı'nı gör. Yani ne eksik sizce orada? Temizlik orada mi eksik? Şey çalışmıyorsun. Çalışmıyor, baksana. Artık kaza ilçeleşmiş mahalleleri daha çok öne almaları lazım. Nüfusu kalabalık olan yerler, merkeze yakın olan yerleri daha temiz tutmaları lazım ki dışarıdan gelecek turistik bir alanda baktığı zaman da Eskişehir bundan 5-10 sene öncesi daha güzel, daha temiz. Yıldıztepe Mahallesi için belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? İyi vallahi şükür, memnunuz. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Yok yok. Hangi hizmetlerden memnunsunuz? Her şey olsun. Evet. Bence Eskişehir'in de Türkiye'nin %20 belediyesinin en iyisi. Türkiye geneli gezdiğimiz zaman Eskişehir'de gerçekten çalışmıyorlar. Hoca'ya teşekkür ediyorum bu konuda. Kazım Bey, o da öyle. Bak, Odun Pazarı'na çok büyük hizmetlere dokandı. Biz memnunuz. Ha, memnun olmayan insan olur. Memnun olmayabilir ama gerçekten hizmet var yani. Bak, yukarıya pazar yeri yapıyor. Büyük bir yatırım yani. İmkanları ölçüsünde çok yatırım yapıyor yani. Daha ne yapsın? Memnunuz. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Eksik gördüğümüz bir icraat yok. Şu an yok. Bak, eskiden mesela konteyner yoktu. Buralara hep konteyner oldu. Yani asfaltı belediye yeniledi. Ama tabii asfaltı belediye yeniliyor, başkaları geliyor kazıyor. Yani belediye başkanından memnunuz. Son derece memnunuz. Şimdi bizim mesela park bahçelerimiz olsun, temizlik işlerimiz olsun. Sağ olsun müdürlerimiz parkımızı temizlediler. Her akşam düzenli olarak ilaçlama yapıyor kırsal izletmelerimiz. Park bahçelerimiz ona kez. Temizlik işlerimiz ona kez. Belediyemizin burada iki tane çok önemli faktörlü bir binası var. Şimdi emekliler, ben siz demin dinledim, hep dert yanıyorlar ama aslında onlara şikayet de belediye değil. Onların aldıkları emekli maaşı 7500 lira yetmiyor. Belediyelere çamur atıyorlar. Şimdi Erdal İnönü Halk Merkezimiz var bizim. Alçadın Kaya Caddemizde. Burada kadınlarımız okuma yazma, el işi, mutfak işi, birçok sanatsal faaliyetler öğreniyorlar. Kurslarını alıyorlar. Okuma yazma da bunlara dahil. Çocuklarımız için orada bir odamız var. 3 yaşından 7 yaşına kadar çocuklarımız orada sabah bırakıp akşam anneleriyle birlikte bir oyun alanları var çocuklarımızın. Onun haricinde yukarıda 75. yıl parkımız var. Burada da resim, ebruli, sanat, resim, müzik, tiyatro gibi faaliyetlerde insanlar dert alıyor. Büyükşehir Belediye'miz ona keza caddelerimiz gayet yerinde. Odunpazarı Belediye'miz bu anlattığım hizmetleri Sayın Kazık'a sağ olsun
yaptı. Şimdi yeni bir proje var Yıldıztepe'de. Kreş açılacak. Başkanımızın sözüydü. Her mahalleye 100 kreş. Yani Eskişehir'e 100 kreş Odun Pazarı'na. Her mahalleye bir kreş olacaktı. Şimdi onunla çalışması var. Yakın zamanda o da faaliyete girecek. Çok yakın zamanda Vadişehir'de bir yaşlı bakım merkezi açıldı. Büyük bir ses getirdi yani. Dünya yerel basında haricinde güzel bir şey oldu. Yani biz memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Önemli olan şu. Hükümetten memnunuz. Emeklinin derdi o. Yani bak her gün zam. Ekmeğe dün zam geldi 7 lira. Yani mazot oldu. Ben çiftçim aynı zamanda. Biz çiftçi çocuğuyum yani. Ailem benim çiftçi. Babam çiftçi. Emekli. Yani 37-38 lira oldu mazot. Yani mahsulü kaldırdın. Şimdi 2 ay sonra yine ekilecek. Nasıl ekilecek? Yapsan bilet yapmasana gider. Emeklinin maaşı 7,5 lira. Torununa para veremiyor. Ev kirasını veremiyor. Benim yakın akrabam evlendi, ev kirası bulamadı. Ev kiralıcı ev bulamadı. 7 liraya başka bir mahallemizden tuttu. Ya asıl bunlar. Belediyelerimiz sıkıntı değil. Hükümetimiz sıkıntı. Memnun gibi bir şey. Bir pazarımız yok yalnız. Pazar yeri bekliyorsunuz. Başka bir eksiğim var mı? Başka bir şeyimiz yok. İyi bakalım. Teşekkür ederim. Ya, pazarımız çok ileri gitti. Biraz zorlanıyoruz. Memnunum. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Hayır, yok. Hangi hizmetlerden memnunsunuz? Valla yapılan temizlikten, herhangi başvurduğumuzda aldığımız şeylerden memnunum yani. Sıkıntı yok. Şu ana kadar hiçbir şey yaşamadım yani. Bir tek şeyden memnun değilim, pardon. Bu sokak kedilerine barınağa götürdüğümüzde ilgi almadıkları için. Valla şu anda iyi yani, fena değil yani. Çöp möbler alınıyor. Ondan sonra temizlik normal yapılıyor yani. Beklentide olduğunuz bir hizmet var mı? Yani bu yolların biraz geniş olması daha iyi olur. İki büyük araç geçtiği zaman bayağı bir sıkışma oluyor. Bu kaldırımın 5-6 metre olması bayağı bir çok. Yani ne bileyim yani bir düzenleme olması iyi yani. Yani şu an için memnunuz. Pek fazla bir alakamız yok aslında da. Evet. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Bir beklentiniz? Hayır. Hangi hizmetlerden memnunsunuz peki? Biraz açsanız. Ben genel olarak belediyeden memnunum. Yani 1986'dan beri burada yaşıyorum. Hep gelişme içerisinde. Turizm cenneti oldu. Sanayisi iyi. Hava kuvvetleri var. Üniversitesi var. 3 tane üniversite oldu. Yani ben memnunum. Rajancak ya. Ulaşım kolay. Hemen hemen varabiliyorum 10 dakikada. 15 dakikada tepe başına arabamla. Yıldıztepe için memnun musunuz peki? Yıldıztepe için. Güzel. Burada da 90 yılından beri buradayım. Bozmanlar'da oturuyordum. Yani bir sorun görmedim hani öyle. Memnunum ben. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Bizim burada esnaf olarak sadece bir WC eksiğimiz var. Eskiden şu parkta bir WC vardı. Eski bina olduğu için 24 senedir burada kuaförüm. Tuvaletim yok hala. Anlıyorsunuz müşteriler paketli halde petrole gidiyor. Aslında şuraya bir tuvalet olabilir bizim için. Belediyeden onu isterim. Memnunum ama bazı eksikleri var. Ne gibi eksikleri var derken tramvay geçiyor yukarıdan. Yaşlılar, ihtiyarlar otobüs bulmakta zorluk çekiyor. Tramvay durağına gitmekte zorluk çekiyor. Mesela benim annemde ayaklarında yürüme sıkıntısı var. Tramvaya falan çıkamıyor ama Allah be. O yüzden bir sıkıntı var yani. Ben buraya otobüs konulması şeyini talep ediyorum yani. Burada bir durak olması lazım. Memnunuz. Eksik gördüğünüz bir hizmet yok, var mı? Herhangi bir şey görmedik. Hizmetlerden memnun musunuz? Evet. Aynen memnunuz. Memnunuz. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Bir beklentiniz var mı belediyede? Biraz isteklere geç dönülüyor ama yani daha kısa olursa iyi olur. Hangi hizmetlerde beklentiniz var? Yani yollarda. Bu kadar. Yıldıztepe Mahallesi için belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Evet, belediyeden memnunuz. Eksik gördüğünüz bir hizmet var mı? Yok, genelde hani yanımız doluyor gerçekten. Hangi hizmetlerden memnunsunuz peki esnaf olarak? Kaldırım olsun, yol olsun, diğer işlerimiz düştü mü? Yani o konularda yardımcı oluyor. Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi daha güzel olabilir. Tam memnun değiliz. Hangi konularda eksiğiniz, beklentiniz var? Eksiğimiz şöyle, yani bir bankamatiklerimiz yok. Bir tane koydular, o da dandik bir şey. Yani bizim beklentilerimizi karşılamıyor. Daha iyileri olabilir. En eski mahalle biziz. Ben 35 senelik esnafım mesela burada. Ama bize bir yatırım pek olmadı yani. Evet, memnunuz. Eksik gördüğünüz bir hizmet, bir beklentiniz var mı? Yok. Şu anlık iyi. Gayet güzel yapıyorlar işlerini.